Arkadaşlar geometrik olmayan bir cismin hacmini hesaplayabilmek için dereceli bir kap veya bir taşırma kabı kullanmamız gerekiyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bir dereceli kap kullanacağız. Öncelikle dereceli kabımızda belirli seviyeye kadarlık bir su koyuyoruz. Ve bu suyun içine bir cismi bıraktığımız zaman artık bu cisim ne yapacak? Batan hacmi kadar sıvıda yer değiştirecektir diyebiliyorum. E peki ilk hacim ile artık sıvının gösterdiği son hacim arasındaki fark yani delta V bize neyi verecektir? Cismin hacmini verecektir diyebiliyorum. Yani V2 eksi V1 delta V ise delta V dediğimiz değer de aynı zamanda bizim için nedir? V cisim kadardır diyebiliyorum. Bununla ilgili bir örneğimiz var hemen ona bakalım. Şekildeki birinci kapta 40 cm küp su vardır. Taş birinci kabın içine atıldığında 15 santimetre küp su biriktiğine göre taşın hacmi kaç santimetre küptür diye bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bizim ilk seviyemiz 40 santimetre küptü. Biz bu cismi kabımızın içine attığımız zaman bir miktar sıvıyı taşırmışız ve taşırdığımız sıvı 15 santimetre küp kadarmış. E peki bizim bu sıvıyı taşırabilmemiz için önce taşırma seviyesine kadar cismimizin sıvıyı aktarması gerekiyor. E demek ki toplamdaki yer değişikliğimiz için sıvıda meydana gelen yer değişikliği delta V eşittir V cisim ise Öncelikle sıvıyı taşırabilmem için bu taşırma seviyesine kadar gelmem gerektiğini söylemiştim. E peki 40'taydık 60'a gelebilmemiz için 20 santimlik bir seviye gittik. Artı e bir de ekstradan 15 santimetre küpü dışarıya attığımızı söylüyoruz. Yani demek ki toplamda 35 santimetre küplük bir sıvıda yer değişikliği yaptık. E bizim için sıvıda meydana gelen yer değişimi aynı zamanda cismin hacmini veriyordu. O zaman cismin hacminin de 35 santimetre küp kadar olduğunu söyleyebilirim.